önceden Erzurum yolu, Rize Erzurum yolu çalışmazdı. Tünel olmadan önce dağ yolunu kullanıyorduk. Orada daha çok sığ veya doğal afetlerle yüz yüze karşılaşıyorduk. Ulaşımımız zordu. Burada kışın 9 ay boyunca bu yol kapalı kalabiliyordu. Ulaşım sıkıntıydı. Erzurum'a gidip gelmek Rize için, İkizdere'de olanlar için zor, sıkıntılıydı yani. Bu tünel bittiği zaman da hem güvencemiz hem seyahatimiz daha iyi bir yere geldi. Oyut tüneli 138 yıllık bir hayalimizdi gerçekten. Bu gerçek oldu. Tünel yapıldıktan sonra 365 gün burada aralıksız bir seyahat oluyor. Bu bizim için büyük bir fırsat yani, çok güzel bir proje. Oyut tüneli açıldıktan sonra ileriki yıllarda turizm için gelenler için faydalı olur. Oyut tünelinin bir diğer faydası da turizm açısından bizim burada Oyut Yaylası var. Oyut Yaylası'nda kayak merkezimiz var. Kar motorlar olsun, snowboard olsun, burada kayak merkezimiz var. ...2000 rakımlı dünyanın en uzun tünelinin önündeyiz. Tünelimiz Rize ile Erzurum arasında ulaşım sağlamaktadır. 14 kilometre olup eski yolu yaklaşık 5 kilometre kısaltmaktadır. Ve yakıt ve zaman tasarrufta da ekonomiye katkıda bulunmaktadır. Son teknolojiyle donatılmıştır. Yaklaşık 600 kamerayla tünel içi ve dışında izleme yapılmaktadır. Tünelimiz yaklaşık 3 yıldır faaliyette olup 12 ay boyunca ulaşım sağlanmaktadır. Allah yapanlardan razı olsun. Allah devletimize zeval vermesin.